Biz yine kahvaltımızı hazırladık şöyle. Vallahi hemen böyle hızlıca bir kahvaltı bu, böyle hiç sunum bonum hiçbir şey yok tabii ki, göremezsiniz. Çünkü eşim fırına gitmiş, poğaçalardan almış, böyle sıcak soğanlı ekmeklerden falan almış. Soğumasın diye ben de çay koymuştum zaten, hemen soğumasın diye şunları acele acele getirdim. Koydum kahvaltılıkları da, çayımızı da doldurduk. Bizlere afiyet olsun. Ve canlarım bakın ne yapıyorum. Şu televizyon ünitesi vardı ya benim. Altta böyle iki tane çekmecesi vardı. Çıkardım şimdi bir tanesini. Burada bir güzel içini dışını o kadar is olmuş ki şu yanları filan. Güzelce böyle cifledim. Şimdi güzelce bir içini tekrar sileceğim, yerleştireceğim ve burada bir sürü işte hani olur ya herkesin böyle bir çekmecesi, işte elektronik eşyaların işte garantileri şunlar bunlar, ıvır zıvır hep atıl şeyler, işte ne bileyim yani işte ıslak mendil, bir sürü bir sürü işte düzenlenecek, ayıklanacak şey var. Şöyle göstereyim. Burada da benim bu çekmecede masa örtülerim falan var. Bunu da tamamen bir boşaltacağım. İçini tekrardan sileceğim. Ve öyle yani. Biraz önce antrenin şu şey dolabını temizledik. Alt dolaplarını. Şimdi buraları bir temizleyeceğiz. Yani artlarda kalan işler bunlar. Hep yapalım yapalım deyip cesaret edip yani bir türlü yapamadığımız işler. Makineyi de aldım. İçlerini çektiriyorum böyle çiftleyip yerlerine koyacağım. Hadi bakalım. Şöyle şeylerim var. Buzdolabı örtüsü bunlar arkadaşlar. Annem yapmıştı. Tabii ki taçeyizimde böyle. O zaman mobilyam şeydi. Mutfak mobilyam kahverengiydi. Kahverengi de bu gold çok güzel duruyordu gerçekten. Ama şimdi beyaz olduğu için ve daha spor olduğu için bunları kullanmıyorum. Buzdolabı örtüsünü de kullanmıyorum zaten. Bu da masa örtüsüydü. İşte dediğim gibi kahverenginin üzerinde çok güzel duruyordu. Böyle runner şeklinde. Mutfak masam büyüktü o zaman. Bunları kullanıyordum ama şimdi atmaya da kıyamayacağım için şöyle bunları yine çekmeceme yerleştireceğim. Şuradan böyle. Şöyle yerleştireceğim bunları. Şunlar vardı. Bu ne içindi hatırlamıyorum. Ha bu da şeydi. Bu da mutfak dolabımın en üst katında böyle. Bu sarkıyordu tabii, içeriden gözükmüyordu. Bu da böyle raf örtüsüydü. Annem bunlara bile dantel yapmış o zamanlar. Ama bir 16 yıl önce. Hem mutfağıma gerçekten uygundu hem de biraz daha tabii dantelin şeyi vardı. Yine kullanılabilirliği vardı. Ama dediğim gibi hiçbirine kıyamıyorum gerçekten. O yüzden de yine mutlaka bir yerlerde lazım olur diye şey yapacağım yani, saklayacağım. Burada yine masa örtüm var, şu dertsiz gold renkte. Şurada yine beyaz masa örtüm var. Bunu salonuma seriyorum. Salonda yemek yerken misafirim geldiğinde kullanıyorum onu. Hatta sonra şöyle bir İngiliz Home'dan almıştı annem bunu bana. Bunu yeni zamanda aldı tabii, o zaman bunlar yoktu, İngiliz Home falan yoktu. Çok güzel bu da böyle pudra rengi. Böyle bir masa örtüm var. Bunu da böyle yemek takımlarıma göre, işte kahvaltı takımlarıma göre ne hazırlayacaksam ona uygun şekilde yani uygun olduğu zamanlarda işte kullanıyorum onları da değişik değişik. Aslında birkaç tane daha beyaz dantelden yine bir şey var bunun gibi. Bunun beyazı daha kalını. Tacın o yine çeyizindendi. Onları falan da çok kullanırım ama onlar yatak odasında ütülüklerin içinde kaldı. Yine şöyle bir pembe. Şu şekilde uçları da püsküllü. Böyle bir masa örtüm var. Bunlar hep dersiz kumaştan arkadaşlar. Yani leke tutmuyor tabii ki yemek masası olduğu için. Şu da biraz önceki beyazın krem rengi. Onu şu en alta koyayım. Şöyle üstte de pembeler dursun. Ay bozmayayım. Vallahi bozmayayım. Hepsi ütülü tertemiz. Şöyle. Tamam. Bunlar benim masa örtülerim. Yani yemek masalarımda kullandığım, misafir geldiğinde ya da böyle kendimiz istediğimizde kullandığım masa örtüleri. Hatta bir de şöyle mavim var.
çok kullanmasam da bunda annem o zamanlar yaptırmış işte. Masa örtleri var ya hani runner gibi örtülen salonun masasına dekor amaçlı olan masa örtüleri. O gün göstermiştim zaten birçoğu sandıkta ama bunlar normalde kullandığım şeyler. O yüzden bunu da yine buraya koyacağım. Bunu da arada böyle bazen çıkartıyorum. Şöyle düzenli dursun bu da. Bunları buraya koymayacağım. Bu da yine raf örtüsü de bunları koymayacağım. Şu ne için çıkarmışım bilmiyorum. Şu yine bunu bir yere seriyordum. Bunu da çıkarmışım. Bunu da yine koyayım buraya. Bir daha sandığa koyma durumum yok. Bunu ne için çıkarmıştım ki? Ben bir şey için çıkarmıştım. Sandıktan kaldı. Çok önceden kullanıyordum bunu. Lacivert halım vardı. Mavi koltuklarım vardı. Eski oturma odamda. Bu da yine eski mutfağımın. Mutfağımın o zaman böyle siyah beyaz bir ara yapmıştım. Aman işte her şeye göre bir şeyler yapmışım. Şu da yine şifon bir runner. Bu da dursun burada. Bir de şöyle peçetelerim var. Bunları teyzem yapmıştı bana. Krem rengi böyle. Şu an ütüsüz gibi dursa da ben bunları şöyle yapıp peçeteliğe takıyordum. O yüzden böyle. Şöyle bakın. Şöyle hali. Bir de yine şunları yapmıştı teyzem bana. O krem masa örtüsüyle birlikte kullanıyordum bunları da. Peçetelik. Bu da çok şık duruyor. Ve sonra bir de şöyle peçeteliklerim var. Bunları da yine o zaman işte iyi bir parayı almıştım. Bu da çok şık duruyor. Yani böyle değişik değişik konsepte göre, masaya göre kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları da bir düzenleyeyim. Şöyle her şeyimi buraya böyle düzgünce tekrardan temizledim, yerleştirdim arkadaşlar. Dediğim gibi peçetelerim de bu şekilde. Bu arada tam bitti derken şu şeylerim annemin en son bana diktiği şu masa örtülerimi unuttum. Kahvaltı için. Ben bunu çok istemiştim. Çok beğeniyordum. Anneme söyledim. Sağ olsun dikmiş. İşte daha önce göstermiştim. Peçetesi, yani Amerikan servisi, runner'ı, masa örtüsü. Hani her şeyi var. Yani bazen masa örtüsü gibi, bazen böyle Amerikan servis gibi kullanmak için dikmiş sağ olsun. Bunları da böyle şuraya koyacağım. Gerçekten çekmece almıyor ama buranın şeyi bu. Başka bir şey koyamam. Tamam. Hadi bu da bitsin. Geldi şu dolabıma. Bu da yine ünitenin ikili böyle dolabı altta. Buraya da genelde borcamlarımı falan koyuyordum. Eski işte. Eski derken eski yani hani böyle kaldırıp sonra çıkardım aksesuarları, çerçeveler falan. Burayı da uzun zamandır Ali Evcilik oynayacağım diye dağıtmış. Ben de çok bakamadım. Burayı da şimdi bir temizleyip düzenleyeceğim. Öyle yani bakalım. Ama bunu çekemeyeceğim çünkü bayağı altta ve tripod sığmayacak masa var burada. Dolabın altından ne buldum? Ay ben bunu tamamen unutmuştum. Yurt dışından izleyenler bilir. Bu yurt dışı markası. Çok güzel böyle. Kalın böyle çok güzel bir tepsi. Fırın tepsisi. Yani fırın yemekleri için böyle. Bunu kullanayım dedim ya. Valla tavuklar, işte köfteli yemekler falan yapmak için. Güveç müveç bence her şey olur bunda. Diye düşünüyorum işte. Et tabancam aman bende mi yaşayacak vallahi. Bazen bir şeyleri saklıyorsunuz. Ay koyayım onu mutfak dolabıma. Ay şimdi geldik en arkadaşlar ıvır zıvır en böyle zor yere. Zor değil de en çok vakit alacak. Şimdi bunların hepsini tek tek çıkaracağım. Altlarını tekrardan temizleyip tekrardan dizeceğim. Bunlar da benim misafirlik yemek takımlarım, kaşıklarım, işte bir şeyler yani. Şimdi tekrar burayı temizleyeceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Babacım almıştı bunu bana. Çay tabağı porselen. Şöyle tuğralı porselen çay tabağı. Çok hoşuma gidiyordu. Hala da güzel. Yani hala da çok böyle keyifli kullanıyorum. Ama misafirlerime çıkarıyorum genelde. Rahmetli babacığımdan kalanlar. Bu tür şeyleri kendisi de çok hevesliydi. Çok alırdı. Bana da böyle çok aldı. Annemden çok babam alırdı valla. Yani o çok heves ederdi böyle sofra düzeni, sofra tertibi böyle şıklık, sofra şıklığı. Yani boğazı düşkün olduğu için o tür şeylere de düşkündü. Öyle. Şunlar da benim normal işte
misafirlik yemek takımları. Önce şu üstü şey yapayım. Şu böyle açılmamış bir kahve fincanım. Mesela yıllar önce annemin evinde kullandığı şeydi. Çok hoşuma gidiyordu. O yüzden bunu ben aldım işte oradan. Çok böyle çocukluğumu hatırlatır bana. Böyle her kullandığımda, her çıkardığımda böyle çocukluğumu hatırlatır. Böyle bunu da çok böyle severek kullanıyorum gerçekten. Şey bu, şu kırılmaz porselenler var ya, kopar gibi. Ta o zaman onlardan yapılmış. Belki bir 30 yıllık var yani. Belki de daha fazla, düşünün. Yakın yemek takımım da bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde kombinli. Mermer desenli gibi. İnanın hala bana çok şık geliyor. Hiç yani şeyi geçmedi. Bence. Hala zarif geliyor yani. Ay, yoruldum. Ve bakın burası da misler gibi oldu. Üst katta porselen fincanlarım. Alt katta yemek takımımın malzemeleri, salataları işte. Tuzlu, soslu, yine fincanları. Alt katta da tamamen yemek takımlarım. Yani yemek şeyleri var işte, servis tabaklarım var. Böyle. Böyle. Burası da bitti. Evet, şu şimdi şu fillerimin olduğu ünite dolabındayım. Aslında bu yukarıdaydı. Yani olduğu bölümdeydi. Ben buraya koymuştum bunu badanadan sonra. Oranın deseni kapanmasın diye. Şurası gözükmüyor. Şu camlı olan bölge gözüküyor. Orada da zaten bardaklarım var. Burada da işte kitaplarım var. Balığımızın yemi var. Bir tane kumanda var. O neyin kumandası bilmiyorum. İşte kullanmadığım mumluklar. Şu dikiş kutusuna gidecek. Burada da yine burası da gözükmüyor. Ay, şunu vereyim gitsin ya. Saklayıp duruyorum. Yıllar oldu Ali'ye gelmişti. Niye burada saklım onu da bilmiyorum. Burada yine CD'ler, MIDI'ler, bir şeyler işte. Şunları falan çıkarayım. Hepsini güzelce bir... Bunların hepsini şimdi dökeceğim. Güzelce bir tekrar. Burada Kur'an-ı Kerim'im var. Yasin kitaplarım var. Hatta diğer tarafta da Cüzler, Yasinler var. Onları da toplayacağım oraya. Burada da yine dediğim gibi işte şamdanlar, kadehler. Şu Alya'nın şeyiydi, bebeklik. Onları bir yere toplayacağım. Aslında ben bunların hepsi bir yerdeydi tabii ki. Buralarda değildi. Hatıra diye işte bir tane bundan, anahtarlığından, bebekken yaptırdığım şeylerden hep saklamıştım ama Alya oyuncak, evcil oyuncağım diye hepsini çıkarmış yani. Sonra da buralara koymuşuz. Neyse, hepsini bir kaldırayım. Tekrar düzenleyeyim. Ve şimdi şu şeyi, kutuyu böyle hatıra kutusu yapmaya karar verdim. Yani böyle Alya'nın bebekliğindeki işte dağıttığım sabunları, şu loğusa şerbeti kadehleri vardı, onu koydum. Yine burada bir yakın arkadaşımın oğlu için yaptırdığı Yasin vardı. Ya okumak için çok, hani gözlerim çok iyi görmüyor. Gerçekten okumak için çok küçük. O yüzden böyle ana amaçlı koydum oraya. Kardeşimin nikah şekeri bu. Bu da kuzenimin Neslihan Emre. Emre'min yine nikah şekeri, nişan ya da kına derdi sanırım bu. Sonra yine şu bir arkadaşımın kızı için yaptığı Yasin seti, bunu da koyayım buraya. Şu da canım babama yaptırdığım Yasin setiydi. O zaman yaptırmıştım ben 40'ı için dağıtmak için. Bir tane böyle hatıra ayırmıştım. Bunu kızımın çeyizine koyacağım. Kendim için de ayırmıştım bir tane o Yasin'in içinde. Bunu da kızımın çeyizine koyacağım. Aslında sandığı açtığımda keşke koysaydım ama neyse, bir açtığımda koyarım inşallah. Bu da burada dursun. Ana olarak öyle yani. Burada da şu atık piller var. Kutudan çıkardım. Bunları ayrı bir yere koyacağım. Bunları atık kutusuna, evet, pil kutusuna koyacağız. Bir artık dışarı çıktığımda şunu vereceğim, birini ayırayım. Öyle bakalım. Devam. İşe devam. Bu da yine, bu neymiş ki? Dolaptan çıkan bir kutu. İçine bir şeyler atmışım. Şunlar ne, şarj aletleri? Murat, ben bunları atıyorum ya. Bunları niye saklıyoruz ki? Şişmiş bunlar. Değil, hepsini atacağım. Şu pillerle birlikte atalım onu. O da pil sayılır. Şu da bozuk. Şunlar şey, böyle sayılı dua yaptığımda zikirmatikler. Ondan sonra şu da mı şarj batarya? Bunu da al anneciğim. Bu da çöp.
Niye bunu onları? Pil kutusuna koyacağız aynen. Şu anahtar, nerenin anahtarı bilmiyorum. Anne şunun kapıları dener misin annem? Nerenizse ona takalım. Bir tane daha anahtar var içinde. Şunu da var ya. Sizin de böyle dolaplarınız eminim vardı. Şunu benim hobi dolabıma koy. Aliya hadi anneciğim. Malzeme dolabı. Evet malzeme dolabıma koy. Bak küpen var. Şu senin al. Şeye koy. Her yerde. Küpem çıktı. Tekin de demin buldum. Birleşti şimdi orada. Vallahi buralarda ne geziyor derseniz bilmiyorum. Bazen koltuğa falan uzanınca kenarına çıkarıyorum küpelerimi. Demek ki oradan da alıp buraya yatırıyor kızlar ya da eşim. Bilmiyorum. Şunlar da burada dursun. Bir de şurada CD'lerim var. Onları da şöyle koyalım. Hatta şuradaki kumandayı da alalım. Buraya koyalım. Bunlar DVD kumandası falan herhalde. Bilmiyorum. Şu neymiş? Tarih. Bu mutfağa gidecek benim notlarım. Şu da burada dursun. Şu da burada dursun. Buraya sığmıyor. Şu kitaplarımı gene şuraya koyayım ben. Anne. Efendim annem. Bunları şöyle alta aldım. Şunları üstüne aldım. İçinde şey olduğu için. Bu kutuyu alta aldım. Bu ne? Bu da Aliş'in vitamini. O da şurada dursun. Neyse burayı da bir sileyim. Ay bitmiyor kızlar işler. Bu arada bunu da yukarı koyacağım. Çünkü Kur'an-ı Kerim yüksekte durması gerektiği için. Bu normalde burada değildi. Yukarı asılıydı. Ama buraya getirdik. O yüzden de bunu yukarı götüreceğim. Kızlarım burada. Günlük okuduğum kitaplar işte. Arada elime alıp okuduğum kitaplar. Bu arada da hiç okumuyorum nedense. Gelinlik tacım arkadaşlar. O zaman böyle topuz yapılıp üzerine onu taktırıyordum. Güzel olmuştu yani öyle. Neyse şimdi şunu kapatacağım. Şu pilleri alayım. Şu dolabı da kapatayım. Şurada dikiş kutum. Onu da şuraya atalım. O da orada dursun. Tamam. Şöyle burayı kapatıyorum. Ay. Ve gördüğünüz gibi burası gözüküyor. Buralar gözükmüyor zaten. Bardak olan yer gözüküyor. Böyle yani. Atacağım şöyle buzdolabı poşetine. Bim'de varmış. Pil geri dönüşüm kutusu. Pil atığı kutusu. Aklınızda olsun sizin de. Eskiden okullarda olurdu. Bim'de varmış ama. Yarın bir ara oraya bırakacağız inşallah bunları da. Okullara gönderiyorduk. Şöyle bunu şimdi dışarıdaki sepete koyacağım kapının önünde. Oradan da yarın inşallah atık kutusuna. Hale bakar mısınız? Evim evlilikten çıkmış durumda. Ne yapıyorsun Aliya? Ütü masasında oyun oynuyor. Burada bebeklerin kıyafetlerini yapmış. Ay benim iş bitmez. Bugün şöyle bir börek yaptım hemen. Öğle üzeri oldu şu an zaten. Patatesli. Çıtır çıtır bir börek yaptım. İnşallah bugün size tarifini bir gün vereceğim. Ama bugün biraz eşim acele olduğu için tarifsiz hemen böyle kendim yaptım. Şimdi bunu fırına atıyorum. Sosunda gizli gerçekten sırrı o kadar güzel oluyor ki böyle bildiğiniz el yapımı börek gibi oluyor. Neyse bir gün gösteririm inşallah. Şimdi bunu fırına vereyim. Diğer işlere devam. Ve dolmam. Ay dolma ne ya? Dolmayla bozduk. Böreklerim pişti kızlar. Gerçekten o kadar böyle güzel oldu ki her zaman yaptığım börek. Bakın şöyle. Görüyor musunuz çıtırlı? Böyle muhteşem oldu. Şimdi bunları kaba koyup aşağı indireceğim binanın önüne. İşte bir arkadaşım kek yapacak. Biri çay demleyecek. Biri patates salatası derken orada komşularla yine bugün bayramlaşacağız. Burada da fasulye ıslatmıştım. Kayınvalidem de ben de. Ama çok fazla oldu. İkimizinkini birleştirdim. Biraz da arttı. Tesadüf aynı şekilde siz söyleyin. Fasulye pişirmişiz. İkimiz de tesadüf fasulye yapmışız. Islatmışız. Ben aldım dedim tek tencerede pişsin diye. Güveçte pişiriyorum ben böyle. Biber salçalı, domates salçalı, tereyağlı ve böyle kuru biberli. Kapya biber de atıyorum normalde ve pastırma da koyuyorum. Ama bugün pastırma olmadığı için bu şekilde pişirdim. Birazdan da suyunu vereceğim. Daha doğrusu gelince vereceğim. Şimdi dedim kahrolsun. Böyle arkadaşlar yemeğim de böyle hazır olsun bakalım.
Ve fasulyem. Ve fasulyem pişti arkadaşlar. Böyle bol özlü misler gibi. Şurada da kayınvalidemi ayırdım. Burada da böyle pilav yaptım. Bugün de yemeğimiz böyle. Bizlere afiyet, bal, şeker olsun herkese inşallah. Burada limon suyu kaynattım. Limon suyu derken limon tuzu kaynattım arkadaşlar. Dibi olduğu gibi kireçti. Şimdi boşaltacağım. Muhtemelen çok temizlenmiş gibi duruyor valla. Dışını bir güzelce cifleyeceğim falan. Çok battı. Ve bütün üst dolaplarımı ve üst dolaplarımı temizledim. Alt dolaplarımı temizledim, düzenledim. Tezgahım silinmedi daha. Alt dolaplarımı da temizledim, düzenledim. Tezgahtaki şu tost makinemi tekrar temizledim ve buraya koydum. Üst kata da bunları sıkıştırdım. Mecburen, başka yerim yok arkadaşlar. Her ne kadar burada hepsinden olsa da işte sahan da var, tabaklarım da var ama kendi içinde düzenli bence. Yani ben biliyorum en azından düzenini. Burada robotum ve tost makinem. Şurada yağlık, sirkelik burada olacak. Oradaydı zaten onlar. Yağı da içine aldım. Ve zaten iki dolabım var benim altta. Bir orası, bir de burası. Burası da plastik dolabı. Burası da plastik dolabım. Lavabonun altında hemen. Bunu da yine burayı da kendi içinde zaten bu şekilde düzenim vardı. Tekrardan boşalttım, temizledim. Arkada tupperlarım var, beslenme kutuları var plastik. Burada işte kahvaltı borcamları var, işte şunlar. Yine burada işte saklama kaplarım. Şurada da bütün saklama kaplarının şeyleri var. Siz söyleyin. Kapakları var. Çünkü kapak koyduğunda sığmadığı için, yer sınırlı olduğu için ben hep böyle alt iç içe koyup bunları da sonradan kapatacağım zaman alıyorum işte. Burada bu şekilde bitti. Vallahi çok iyi oldu. Şu yanda zaten hep tepsilerim durur. Vallahi böyle işte arkadaşlar. Sildim bir güzel. Şimdi dışlarını bir sileceğim. Ve ocağımı sileceğim. Bir taraftan şu tost makinenin dışını sildim. Temizledim. İçini de yıkadım böyle. Şunlar ocak yanında duran. Keşke bunlara da yer bulabilsem. Çünkü çok yağlanıyor. Şeker ve çay kabı. Onları temizledim. Yine üst dolaplarımı bu şekilde, tencere dolaplarımı temizledim. İçlerinde hep örtü vardı arkadaşlar. Şöyle plastik dantel görünümlü örtüler var ya, onlardan vardı. İlk önce tabii annemin yaptığı kapütöneler vardı. Ben işte çeyizimde yapmıştı evlenirken. Ölçüsünü alıp tek tek yapmıştı, uçları fistolu. Biraz önce göstermiştim ya, onların beyazlarını yapmıştı buralara. Ama tabii ki artık gerçekten çok yıprandı. 16 yıl oldu. Geçen sene de değiştirip ben buralara şey sermiştim. O dantellerden. Şimdi baktım onlar da hafiften sararmış. İşte sevmiyorum öyle. Kaldırdım attım. Şöyle temiz temiz silip silip koyması daha güzel oluyor. Böyle yapacağım. Koymayacağım. Zaten dolaplarım eski. Silip silip koyuyorum onları. Ondan sonra bu dolabım da öyle. Bu arada da ev mutfak turu gibi oluyor. Bu şekilde çaydanlıklarım, yanında piknik setim. Burada da yine günlük kullandığım tabaklar, gördüğünüz gibi gayet ve gayet az. Çünkü zaten bir kısmı makinede ve de çok fazla dolduramıyorum arkadaşlar. Dolaplarım yani eski tip, ne olur ne olmaz Allah korusun. Alta koyuyorum. Genelde çok ağır olanlar işte altta, gördüğünüz orada tabaklar var. İçeride var falan filan işte bu şekilde. Zaten burayı çok yakın bir zamanda, şunlardan da hiç memnun kalmadım. Çünkü görüyor musunuz nasıl esnedi. Burası temizdi. Burayı hiç ellemedim. Çok yakın bir zamanda silmiştim ve zaten bardakları falan koyarken hep temizliyorum ben burayı. Şimdi makinede bardaklar yıkanınca düzeltirken tekrar bir bardakları düzenleyeceğim ama silmeyeceğim. Gerçekten temiz. Sürekli kullanılıp açılıp kapandığı için burayı hep elim üstünde oluyor. Öyle yani. Şu baharat dolabını da zaten geçenlerde silmiştim. Hala tertemiz. Yine bu baharatlarımı zaten koyarken falan hep siliyorum üstlerini. Şunu atacaktım, unuttum. Defne yaprağı ama çok zaman oldu. Öyle işte. Vallahi her yerim temizlendi. Ve bakın tertemiz olmuş içi arkadaşlar. Kireç namına bir şey kalmamış. Bir de şimdi çamaşır suyuyla bir şu sarılıkları görüyor musunuz? Çamaşır suyuyla da bir tekrardan içini temizleyeceğim. Dışını da bir cifleyeceğim. Yağ sökücü bilmem ne. Güzelce bunu da temizlemiş olayım. Uzun zamandır gerçekten ele alamıyordum. Ve ben bunu şimdiye kadar hep porçozla yapıyordum. Bir takipçim yazdı. Hatta birkaç takipçim yazdı. Limon tuzu diye. Vallahi artık da böyle yaparım. Çünkü en azından kimyasal değil. Şu dolaplarımın da işi bitti. Evet, dolaplarım da işi bitti çok şükür. Şöyle altta şeylerim vardı. Melemen mi bu? Ay, annem vermişti bunları sanırım. Bu melemen. Evet, bu da melemenlik.
Ondan sonra bir de şeyler vardı. Şu benim yaptığım yağlı biber turşusu, kırmızı biber. Bunlar durur mu acaba diyorum ama şu Lutenis'te yapmıştım yine yazdan bunlar. Ve burada yine bir yağlı biber turşusu, bir kavanozum daha var. Bunları şimdi açmayacağım. Bir bakacağım internetten, bir araştıracağım. Durur mu seneye kadar, yani seneye derken kışa kadar durursa. Şimdi açmayacağım. Çünkü kışın daha iyi yeniyor bu tür şeyler. Açınca da hemen bozuluyor. O yüzden bunları götüreceğim. Dolabın altındaydı bunlar, dipteydi. Bu kadar kalmış. Bunları götüreceğim. Balkon şeyime atacağım. Balkondakiler dolabın altına koyacağım. Şu da yine kahvaltılık sos. Bunu belki açarız. Bilmiyorum. Eşime söyleyeyim, yerse açarız. Böyle yani. Şurada da pekmezlerim var, iki şişe. Ben içiyorum. Birisi geçen seneden kaldı, birisi yeni mahsul ama hangisi bilmiyorum. Bir tatlarına bakacağım onları da, ona göre başka bir şeye boşaltacağım. Benim tabii ki de pekmezler. Şişeleri de yıpranmış. Tekrar kaldıracağım. Pekmezler benim. Benim pekmezler. Eşim şimdi şunlar yıkanacak. Ay bakar mısın? Difrizi de boşaltmıştık geçen gün. Ben dolabın buzluğunu temizlemiştim. Bunu da boşaltmıştık. Yani bu boşaldığı için hepsini oraya koymuştuk, dolabın buzluğuna. Buranın da dedim fişini çekeyim de boşu boşuna, yazık yani, şey olmasın diye. Yani boş sonuçta, ceryan boşu boşuna gitmesin diye. Eşim çıkarmış şimdi. Ben biraz içeride uzanmıştım. Hemen burası eriyince şey oluyor, su oluyor. O yüzden şöyle alta bez koymuş eşim. Burada da şu içlerini çıkarmış. Şimdi ben de bunları yıkayacağım. Bir güzel domates suları falan tabii akıyor ya. Çok sos yaptım ben. Nasıl akıyor bilmiyorum, dondurulmuş şey ama bir şekilde akıyor ya koyarken bilmiyorum. Şu falan çok kirlenmiş. Şu çok kirlenmiş. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Sen burayı temizledin mi canım? Hayır, temizlemedim ya. Ha şeyi aktı. Buzdan temizledim. Ha buzdan temizledim. Ha, temizlemişim. Şu hafta kaldı. Oralara da girmiyor. O biraz daha eriyecek mi Murat? Eriyecek. Onu bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz o zaman. Evet, oynuyor. Evet. O zaman bekleyeceğiz biraz daha. Ben şu çekmecelerini yıkayayım da. Ve geldim mutfağa tekrardan kızlar. Bana dinlenme yok bugün. Şöyle tertemizce yıkadım, temizledim. Çekmecelerime misler gibi oldu. Bunun kapağı yok. Burayı da eritmiş eşim tertemiz. Ondan sonra şimdi bir güzel bunu içinde sileceğim. Çok fazla bir şey yok zaten. Şurada bir akmış bir şey. Onları da yani baştan sona bir tertemizce silip durulayacağım. Ondan sonra da yerleştireceğim. Ay bitsin gitsin artık. Bunu silmesi bitti. Eşim çekmecelerini de yerleştirdi. Dediğim gibi şuranın kapağı kırıldı ve buranın da kapağı kırıldı. Bunları da artık müsait bir zamanda alır takarız inşallah. Fişini de çektik. Artık konserve, monserve bir şeyler yapana kadar. Çekmecesi de var. Çekmecesi de var. Artık konserve bir şeyler yapana kadar buna gerek olmayacak herhalde, yaza kadar filan. Ve gecenin gene yarısını ettik. Yani saat herhalde 11 saat geçiyor. Saat 11.30. 11.30'muş Aliye'den alın haberi. Valla bugün gerçekten çok yoruldum. Ama kafamdaki bir sürü işi de hallettim. Hep ertelediğim, bugün, yarın, öbür hafta dediğim işleri yaptım. Baktığınızda çok böyle hani çok böyle temizlik anlamında bir şey değil ama düzenleme anlamında çok fazla yer bitirdim. İnanın normal temizlik, gerçi içlerini temizleyerek koydum tabii ki, o ayrı da hani ortalığın temizliği, süpürgesi falan, cam silme, kapı silme, inanın bunlardan daha kolay çünkü çok uğraştırıyor, çok zaman alıyor, çok ıvır zıvır işte düzenleme, temizleme derken neyse ki bitti, çok şükürler olsun. Biraz yemekten önce, biraz yemekten sonra yaptım. Kafamdaki yerlerin birçoğu bitti ama hala var. Artık nasip olsa onları da yavaş yavaş bitirmeye çalışacağım. Sonra da bir güzel yine her zamanki gibi camlarıma, kapılarıma bir geçeceğim bakalım. İnşallah yağmur, yani bu hafta çok yağmur gözükmüyor. Bakalım onları da bu hafta yapabilirsem gayet iyi olacak. Öyle yani, havalarda ısındı ya, artık insan gerçekten böyle içinden gele gele temizliğini bilmem nesini yapıyor. Hava çok etkiliyor beni. Yani sıcaklığından çok güneşli olması ya da kapalı olması gerçekten ruh halimi çok etkiliyor. Kapalı havalarda hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Sadece yatayım uyuyayım istiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bilmiyorum, belki içinizde böyle olan vardır ama gerçekten benim ruh halimi çok etkiliyor. Yani güneş, yani açık hava. Yani güneş demeyeyim de açık hava ya da işte böyle kapalı rehavetli havalar çok değiştiriyor beni. Mesela gök gürültüsü. Gök gürültüsü gibi. Evet öyle yani. Neyse bugün de
Bu kadar olsun. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Yakın bir zamanda inşallah soru cevap videosu çekmek istiyorum. O yüzden de soruları biriktiriyorum arkadaşlar. Esasında toplulukta bununla ilgili bir gönderi paylaşmıştım, altına yazabilirsiniz diye, ama muhtemelen topluluğu görmeyen ya da topluluğa girmeyi bilmeyen çok arkadaşımız var. Daha önce de çünkü söylemişlerdi. O yüzden de herhangi bir vlog, işte hangi gün vlog attıysam onun altına yazabilirsiniz ki ben yine yorum yazıp oraya sabitlemeye çalışacağım, hatırlatma gibi. Vlogların altındaki yorumlarda da birikti sorular, toplulukta da birikti. Biraz daha bekliyorum, inşallah yakın bir zamanda da onları toparlayıp soru cevap videosu çekmek istiyorum. Bu arada Instagram'dan DM'den de atabilirsiniz. Instagram adresinde Duygu'nun güncesi 2020. Oradan da bana DM'den ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsini biriktireceğim. Dediğim gibi toparladıktan sonra da videoyu çekeceğim inşallah. Böyle arkadaşlar, artık editimi de yapıp artık dinlenmeye geçeyim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, lütfen destek vermeyi, like bırakmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü büyümekte olan, büyümeye başlayan bir kanal. Sizin sayenizde inşallah çok daha iyi yerlere gelir. Bunun için de desteğinize ihtiyacım var. Bu gibi aboneliğinizi, like'ınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.